Akşamlar sevgili izleyiciler. Bu hafta yine bir spor programıyla birlikteyiz. Süper Spor'da amatörleri tartışmaya devam ediyoruz. Evet, bu akşam konuklarımız var. İlk önce ben konuklarımdan birini tanıtayım. Hüseyin Yoğurtçu, Kurtuluş Spor teknik sorumlusu Hüseyin Yoğurtçu. Ve yine Yenice'den de Yalçın Yeşil şu an antrenmanda olduğu için az sonra bizlere katılacak ve biz programımıza başladık. Tabii ki Süper Amatör'de bir hafta ara verilmişti. Bu hafta Kurtuluş Spor Yenice maçıyla ikinci yarının ilk maçı başlayacak. Bu derbi maçta da iki teknik adamı biz burada konuk etmek istedik ve sağ olsunlar bizleri kırmayıp programımıza katıldılar. Ve hemen ben tabii ki İnegöl Spor'u sizlere aktarayım. Hemen aldığımız son bilgileri aktaralım. İnegöl Spor Antalya kampında biliyorsunuz bir haftadan beri çalışıyordu. İlk hazırlık maçını Kazakistan ekibiyle yapmıştı. Mağlup olmuştu. İkinci maçında da Konya Altı Belediyesi'ni Bal Ligi takımlarından, yani bölgesel amatör diyelim, bilmeyenler için söyleyelim, 6-1 mağlup etti İnegöl Spor. İki ayrı kadro ile çıkmıştı ve İnegöl Spor'un ikinci yarıdaki etkili oyunu Bal Ligi'ndeki Konyaaltı Spor'u yenmeye yetti. Evet, transfer çalışmaları İnegöl Spor'un sürüyordu ama bir türlü istenilen transferler yapılamadı. Eksik bölgelere, özellikle forvete, orta sahaya ve savunmanın sağ kanadına ara transferde oyuncular alınacaktı. Anlaştık dedikleri Emrah Metoğlu, Ankara Spor'dan anlaştık dedikleri Emrah Metoğlu, prensipte ve anlaşmışlardı oyuncuyla, menajeriyle, Göztepe transfer oldu. Bakalım bundan sonra ne gelişmeler olacak. Bizim aldığımız tabii ki duyumlar var. Şu an yönetici arkadaşlarımız bize de tabii ki serzenişte bulunuyorlar bu açıklamaları yaptığımız için. Diğer takımların bu oyunculara talip olduğunu ve şu an gizlilikle sürdürdüklerini söylüyorlar ama bizim tabii aldığımız duyumlar var. Ve görüşülen ve prensipte anlaşılan oyuncular olduğu için şu an burada açıklamayalım. Biz de arkadaşlarımıza hak verelim. Son derece haklılar tabii ki. Duyulduktan sonra özellikle gruptaki diğer takımlar İnegöl Spor'un üst sıraları zorlamaması için talip olduğu oyunculara çelme takmak istiyorlar. Tabii bu yanlış bir aslında gelişme ama yapacak bir şey yok. Çünkü takımlar hepsi, yaklaşık 6-7 takım zirveye oynamaya çalışıyorlar. İlk takımın çıkacağı, birinci sıraya alacak olan takımın çıkacağı ve ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci takımların da playoff oynayacağı ligde bütün takımlar birbirlerine çelmek takmak için mücadele verecekler ve oyuncularına da tabii ki talip oluyorlar. Fiyatı arttırıyorlar. Arttırınca da futbolcu o da ekmeğine bakıyor. 50 lira 100 lira fazla verene tercih ediyor. Evet, tabii geçen sene Hüseyin Yoğurçu kardeşimiz İnegöl Spor'da antrenör olarak devam ediyordu. Ona da tabii kısa hemen İnegöl Spor'la gireceğiz. Ona soracağız. Transferler böyle mi oluyor diye. Evet Hüseyin, hoş geldin. Böyle mi oluyor bu transferler? Size de böyle teklifler geliyor muydu? Yani birinden görüşürken ikinci bir yerden teklif gelip o tarafa hemen gidiliyor mu? Yani yapıldı mı? Bunlar yapılıyor mu? Çevrende vardır mutlaka. Şimdi devre arası transferle alakalı baktığınız zaman abi, devre arası transferleri zor olur. Niye zor olur diyorum. Şimdi devre arası alınan oyuncu ve boşa çıkan oyuncu sayısı çok azdır. Normal şartlarda baktığınız zaman oyuncular zaten takımlarından memnun. Evet. Kulüpler oyunculardan memnun olduğu için devre arası transferlerinde ya oyuncu kulüple maddi olarak bir sıkıntı yaşaması lazım ya da oyuncunun hocayla ya da yönetimsel anlamda bir takım sorunları olması lazım ki oyuncu boşa çıksın. Zaten oyuncu sayısı boşa çıkan bir dönemde İnegöl Spor'unda böylesin dediğiniz gibi birkaç oyuncuya talipken eminim ki üst sıraları hedefleyen takımlar da İnegöl Spor'un talip olduğu oyunculara talip olacaklar. Burada sizin dediğiniz gibi abi biraz parayı fazla veren ve kulübün de... Oyuncu da onu tercih ediyor tabii. Evet. Şimdi İnegöl Spor evet dışarıdan çok önemli, altı bir çok değer veriyor gibi gözüken, diğer anlamda oyuncularla ilgili bir çıkış olabilecek bir kulüp. Fakat bu olgun oyuncular bu işlere bakmıyorlar. Olgun oyuncular işin maddi boyutunda, yani 30-40 senin dediğin gibi 50-60 kim veriyorsa o tarafı tercih ediyor. Fazla, evet. İnegöl'ün ilçe olması burada büyük bir dezavantaj. Sosyal anlamda İnegöl'deki azımsınacak derecede sosyalleşecek alanların olması,
Bu da bir dezavantaj. Adam şimdi Göztepe kulübü varken, İzmir gibi bir şehir varken gidip orayı tercih edebiliyor yani. Ama Doğu'da da bakıyorum yani önemli oyuncular Doğu'da herhalde para için gidiyorlar. Yani biraz daha yüksek ücret aldıkları için. Bakıyorum tercih ediyorlar. Özellikle üçüncülükleri, bölgesellikleri bakıyorum kaliteli oyuncular. Hep bölgesel ligi tercih ediyorlar. Yani mesela Cizre'de yabancı oyuncular var. Bizim bildiğimiz oyuncular var mesela. Bizim eski Murat Yılmaz orada. Bakıyorum Gökhan Karakum diye bir oyuncu var. O da aynı. Tanıyorum liglerden yıllardan beri. Demek ki iyi ücret olunca abi işin cazibesi para bu işte. Yani senin dediğin gibi şimdi Cizre Spor normal şartlarda ben uzun yıllar futbol oynadım. Aklımın hayalimin ucundan geçmeyecek bir takım. Ama şimdi Dejua dediğimiz adam Bolu Spor, Antalya Spor. Antalya'da Süper Lig'de top oynadı. Senelerce oynamış. Bu sene pat diye çıkıyor Cizre Spor'da karşımıza. Ben aldığı paraları falan duyuyorum. İnanılmaz rakamlar. Yani. Ki B kategorisindeki takımların harcadığı paraları. Cizre aldım. İnegöl'den büyük bir yer. Yani 350 bin nüfusu var. Ben oraya gittim Cizre'ye. Enteresan. Futbolu da çok seviyorlar. Evet. Futbolda gelen takımı da boğuyorlar. Göztepe'yi elediler kupada. Şu an ligde Giresun'da yenmişlerdi. Geçtiğimiz hafta bir izledim ben 2-1. Hani son arkadaşlar evet. Bile bir gol atıp böyle maçı bitirdiler. Yani böyle takımları tercih eder. İnegöl Spor'a gelelim. İnegöl Spor bir türlü yani hep söyleniyor şu oyuncu bu oyuncu falan derken ama şu an hiçbir gelişme olmadı. En son aldığım duyumlar var. Dün ve bugün aldığım duyumlar. İnşallah oyuncular kaliteli oyuncular olursa İnegöl Spor'a faydalı olur diye düşünüyorum. Ama isim vermeyelim artık evet, da. Evet, evet. Çünkü verdiğimiz zaman bizim burada şimdi ekranları izleyen biz oldukça vardır. Özellikle internet yayınımız var. İnternetten evet. Türkiye'nin her tarafından da izleniyor. Arkadaşlarımız, bizim gazeteci arkadaşlarımız böyle heyecanlı arkadaşlarımız var. Hemen haberi patlatıyorlar burada söylediğimiz zaman. Ya geçen başkan burada anlattı. Başkan anlattı ve ertesi gün bütün Türkiye'de bütün gazetelerde de çıktı. Ajanslarda evet. Çıktı. Evet. Böyle olunca da tabii talipler de oluyor. Biz burada açıklamayalım yine. Evet, dönelim. İnegöl Spor'la ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani İnegöl Spor'un sezon başı bir istikrar. Kadroyu nasıl görüyorsun? Kadro, geçen sene ben devre arası İnegöl Spor'a gelip İsmail Gülden hocamla birlikte evet. Yerlere çalışma imkanı buldum. Senelerce uzaktan hayalini kurdum. İnegöl çocuğu olarak, işte bordo beyaz formayı giyemeden buradan ayrılmış biri olarak. Evet. İnegöl Spor kulübünün içerisine girdim. Yani İnegöl Spor aslında tabii çok kıyaslama yapmamak lazım ama çok futbol haricindeki diğer anlamda çok geride kalmış bir kulüp özellikle. Öbür işine daha sonra bir vakit olursa konuşuruz. Kadro anlamında geçen sene kadronun özellikle savunma korumasını korumuş. Bilal gibi, Kemal gibi, Alişan gibi. Evet, üç tane, mükemmel bir Ali gibi, savunma gibi. Bana göre bu ligin en iyi 4 hatta üst liglerle bir kıyaslayabilecek. Savunma ve kaleci hattı. Savunmanın evet. Sahne bu ligin bence çok üzerinde. Belki evet. Tam olarak istikrarı nedir bilemiyorum. Yani sakatlıklarından evet, dolayı çok fazla izleyemedim bizim de maçlarımız çakıştığı için. Ama benim de takım arkadaşım. Üst liglerde oynamış, Süper Lig'de oynamış bir sabit. Baktığınız zaman orta saha kurgusu, orta saha üçlüsü geçen senenin aynısı gibi kurulmuş. Bence hatalı. Geçen sene bizdeki Çağdaş, Samet Gül, Ercan Göç gibi 3 oyuncunun benzeri 3 oyuncu. Muharrem. Ama şu var yani Yılmaz, Muharrem, Emrah. Bunların üçü de geldikleri takımlarda hep ön libero oynuyorlar. Evet, ve şu an Yılmaz da şu an adam yok bundan herhalde başka sanırım. Başka bir misyona şimdi evet, üstleniyor. Başka bir misyon üstleniyor Yılmaz ama abi adamın kapasitesi belli yani çıkmıyor bir şey. Çıkamaz da. Evet. O fizikte. Çok koşuyor ama mücadele. Ama iş yapması lazım iş değil mi? Ön tarafta iş yapacak bir oyuncu lazım oraya. Şimdi Yılmaz, Emrah da Muharrem Efe. 3. Evet. Geçen sene Samet, Ercan, bizim kim Çağdaş. 3 tane oyuncu. Aynı tip 3 oyuncu. İnegöl Spor 2 senedir playmaker dediğimiz yani oyun kurucu. Biraz dikine kadar edebilecek. Adamı eksiltip şut atacak. Oralara gol noktasına gidebilecek oyuncu bulamıyor. Bununla alakalı da ön tarafta sıkıntı yaşıyoruz. Lider oyuncu sıkıntısı çektik yani. Ön tarafa hala. Raif'in sakatlanması. O zaten bizim için çok büyük bir handikap oldu. Başlı başına büyük handikap. Evet öyle oldu. Hep Raif'le ilgili hep eleştiriler olur ama Raif gibi bir tane adamın yok bir kere. Yok, yani maalesef. Hiçbir şey yapamıyor. Hala da yok, bulamıyorsun. Bulmak lazım bu sene. İkinci devre özellikle çok önemli Raif gibi bir oyuncu. Yok olması. Yani talip oldukları oyuncular hep başkaları talip oluyor. O tarafa gidiyor ama bir türlü sözleşmeler imzalasınlar aslında kaçma ihtimalleri de olmuyor. Arif Şahin duydum. Bilmiyorum daha önceden. Arif son haftalarda oynatmaya başladı. Oynadı, Hami Mandıralı
anlaşmışlardı. Sonradan çok ne oldu? Çok da iyi bir oyuncu. Ben de takım evet, arkadaşım. Ben, müthiş faydalı olabilecek. Ben de çok lider oyuncu evet, olabilecek evet, kapasitede. Evet. Yani mesela ben son Diyarbakır belediye maçı vardı burada. O maçta mesela eski Barış Ataş. Barış, evet. Barış gibi bir oyuncu bizde yok. Evet. Yani hakeme baskı yapıyor. Oyuncuya baskı yapıyor. Sorumluluk çıldırtıyor. Almış bir takımda. Sorumluluk almış. Evet. Her türlü mücadelesi. Evet. Savunmada ile. Evet. Böyle bir oyuncu bizde aslında olsa Yılmaz da rahatlar, Muharrem de rahatlar. Şey de zaten kendi bölgesinde oynamıyor. Bir sistem, o sisteme ne diyorsunuz siz? Yani o hocanın da elinde yapılacak. Aslında hoca bence burada tabii hocanın takdiridir. Şaban Hoca bizim de hocamız. Ama oyuncuları o aldı. Ama şimdi Yılmaz, Muharrem kalkıp böyle Emrah'ta gibi 3 tane aynı tipte oyuncu alıyorsanız işlerinden bir tane yıldız çıkarmaya çalışıyorsunuz bu vesileyle. Doğru mu abi? Yani şimdi bu 3 oyuncudan bir tane diyorsun ki işi götürebilecek bir oyuncu çıkarmaya çalışıyorsun. Adamı çıkarayım diyor ama. Ama olmuyor yani. Çıkmıyor. Yoruyor çocuğu. Evet. Normal şartlarda Ömürcan'ı o ikilinin önüne enjekte edebilse, yani çift bildiğim çift ön libero oynatıyorsa evet. İki tane savunma yönelik orta saha oyuncusu oynatıyor. Ömürcan'ı o santifor arkası dediğimiz pozisyonda oynatabilse yazık oluyor Negosper. Düzelir. Düzelecek ama bir türlü dikiş tutmuyor maalesef. Tekrar kopardı hani çapraz bağlarını. İkinciye kopardı, bu üç oldu. Kendine mi bakmıyor acaba? Çok da profesyonel, çok da disiplinli, çok da sevdiğim bir kardeşim. Tesislerden dışarı çıkmaz. En büyük etkinliği burada sinemaya gidip ya da bir kafede çay kahve içen bir oyuncudur yani. Evet. Ama maalesef belki anatomiyle alakalı, belki fiziki durumu müsait değil bola. Ben de biliyorsunuz uzun yıllar oynadım ve çok büyük sakatlıklar yaşadım. Bazen sen maşallah döndün ama çok çabuk döndün. Belki bak, çok iyi çalıştığım içindir iyi ama iyi çalıştın, baktın kendine. Üstüne tekrar sakatlık verişe 29 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldım. Yani. Evet. Senin ama olmadık bir yerden bir sakatlığı evet, var. Yani beklemediğin yerde. Tabii tabii. Öbür taraflardan bekliyordun. Ben. Oradan beklemediğin bir yerde oldu. Evet. İnegospor'a burada kapatalım. Hemen süper amatöre gelelim. Şöyle bir baktığımızda sezona başlarken şöyle bir biraz handikaplı başladınız. Daha sonra takım toparlandı. Üst üste gelen yenilgiler sonrasında bir ara acaba Hüseyin Yoğurtçu kızar bırakır düşünceleri vardı taraftarlarda. Biz de öyle düşündük daha doğrusu bırakır mı falan diye ama çünkü siz bir ekipsiniz. Bırakacağını düşünmedim. Dedikodular oldu ama dedikoduları çok fazla gale almıyoruz biz. Yani içinde olduğumuz için, spor adamı olduğumuz için çok fazla gale almıyoruz. Hatta başkanı da buraya davet ettiğimizde başkan da sizden övgüyle bahsetti. Hep içinde. Arkadaşlarım da çünkü içinden geldiği için dedi, futbolun içinden. Bizden daha iyi biliyor, daha iyi anlıyor dedi. İbrahim Başkan. Burada güzel bir sohbet yapmıştık. Çok iyi transferler yaptınız. Sezona iyi başlamadınız ama daha sonra toparladınız. Liderliğe kadar çıktınız. Daha transferler var mı diye soracağım. İkinci devreye başlıyorsunuz. Herhalde İzzet'le anlaşmışsınız. Kafkas'tan ayrılan İzzet'le. Sezon başı geçtiğimiz sezon sizdeydi. Daha sonra belli bir konulardan dolayı ayrıldı. Kafkas'a gitti. Sizin hedefiniz nedir? Bunu soruyorlar bize. Yani hedef nedir? Profesyonellik düşünüyorlar mı? Ballıgi mutlaka. Buradan sonrası Ballıgi ama profesyonellik düşünüyorlar mı? Bu grup buradan gelip acaba İnegöl'e mı geçecek? Böyle bir konuşmalar oluyor. Tabii İnegöl'ün içinde biliyorsunuz İnegöl futbolu çok sever. Acaba Kurtuluş Spor'u bir basamak yapıp yukarıya çıkmak mı istiyorlar? İnegöl Spor'u alalım, Kurtuluş Spor'u altyapı yapalım. Tabii İnegöl Spor'un İnegöl'deki mücadele eden amatör takımların hepsi İnegöl Spor'un altyapısı evet, bizce. Evet. İkisini bir arada götürecekler mi diye böyle düşünceler var. Kurtuluş Spor'la ilgili görüşlerinizi alalım. Böyle güzel düşüncelerinizi alalım. Hep böyle iyi olsun diye bakıyoruz biz de İnegöl takımdan. Şimdi öncelikle sezon başı kurulan ekibimiz ilk 5 haftalık kötü bir periyot. Bildiğiniz gibi insanların bize olan bakış açısı çok olumsuzdu. Özellikle bu işi benim üstlenmem ve yönetimin bu işe evet, bu kadar çaba harcayıp para harcaması. İnsanların bu işe tabi yapamadılar, edemediler, beceremediler gibi bir tutum sergilemesi açıkçası bizi o dönemde üzmüştü. Birincisi biz hiçbir zaman bırakalım diye bir düşünceniz olmadı. Düşüncemiz yani. Kafamızda herhangi bir şey olumsuzluk geçmedi. Evet ilk 5 hafta 5 puan bizi çok üzmüştü. Sonradan toparlanan bir Kurtuluş Spor. Ama biz bunun bu şekilde olacağını düşünüp planladığımız bir durum söz konusu. Çünkü sezon başı çok iyi çalışmış, çok iyi hazırlanmış bir ekip. Toparlanma süresi, evet, adaptasyon, takımın birbiriyle uyumu
bir süreçtir. Biz bu süreci çok da ağır şekilde atlatmadığımızı düşünüyorum. Yani hedeften çok korkmadan hep 3-5 puanı koruyarak aramızda ve son 5 haftada alınan 13 puan ve 4 galibiyet, 1 beraberlik ikinci devreye aynı şekilde hazırlanıp hedeften korkmayan ve bu takımı bu sene bal ligine çıkarmayı planlayan bir teknik ve yönetim. Tabii böyle güçlü ekipler hep kaybettikleri puanlar zayıf rakipler karşısında oluyor. Yani aynısı Kafkas'ta da oldu, Yenice'de de oldu. Baktım, herhalde birbirinizi takip ediyorsunuz siz. Bakıyorum, kaybediyor Kurtuluş, Yenice aynı takıma kaybediyor, berabere kalıyor derken acaba dedik, zayıf takımların hepsi, zayıf diyoruz ama bunların hepsi çok güçlü takımlar mı? Zayıf diyoruz ama adamlar şimdi duyuyoruz, antrenmanlara çıkamıyorlarmış, maç paralarını alamıyorlarmış falan pişman ama bu gibi takımlar biraz daha herhalde özveriyle oynuyorlar. Evet, evet, evet. Yani şu. Burada hedef takım olmanın çok büyük sıkıntılarını yaşıyoruz. Bu mutlaka, onda var. Şimdi biz Kurtuluş Spor olarak 2 senedir büyük hedeflerle yola çıktık. Yaptığımız transferler bu doğrultuda. İşte bu ligin en iyi oyuncularını almışız. Kaleci Doğan, geçen sene Budayen Spor'da. Evet. En az bir gol yiyen kalecisi. Birçok profesyonel takımı bırakıp Bal size geldi. Profesyonel takımı. Sağ bekimiz Tarık, sol bekimiz Serkan. İşte stoperlerimiz, Gökhan Bademir, Cengiz. İşte bu devre arası İzzet. Ön tarafta Mert, Bal Ligi 3. lig, 2. lig oynamış. Evet. Dediğim gibi daha Ufuk, İnegöl Spor çıkışlı. Dediğim gibi iyi bir ekip kurmuşuz. İnsanlar zaten paralarla ilgili bir tane sıkıntımız olmamış bugüne kadar. 2 yıldır bu işin içerisindeyiz. Bu sene transfer... Taahhütleri yerine getirdiniz mi? Sıkıntı olmaz mı? Tamam ödendi. Ekim, Kasım ve Aralık maaşlarını tamam ödendi. Şu an kulüp bizden, oyuncular bizden. Maaş sistemi mi çalışıyorsunuz? Maaş sistemi. Bizde maaş bir sistemi yok. Oyuncular anlaştığı paranın 1/3'ünü ya da işte 10 anlaştığı 3'ünü 4'ünü peşin, diğerinde 6 ay 7 ay şeklinde bölünüyor. Sezona tabii tamam. Evet, bölünüp şu an tamam, 3 aylık bence. Bitti ve 3 aylık maaşlarını tamamını aldılar. Dediğim gibi önümüzde bir Yenice Spor maçı var. Şu an kafalar rahat. Antrenmanlar da bu doğrultuda gayet iyi gidiyor. Biz şimdi Yenice Spor maçına da iyi hazırlandık. Devre arası bizim de bir haftalık bir avantajımız vardı. Son hafta bay olduk. Evet. Orada bir 2 haftalık, 3 haftalık bir süreç vardı. İyi çalıştılar. Yani sezon başı dönemi gibi burada güzel bir program yapıp bu 3 haftayı da çok iyi şekilde geçirdik. 2 tane transferimiz var. 2 oyuncu gönderdik sezon içerisinde verim alamadığımız. Kişilik olarak bize çok uyum sağlamış fakat futbol anlamında verim alamadığımız. Sezon başı Burgaz Spor'dan transfer ettiğimiz Feyyaz'ı gönderdik. Evet. Ve Elmas Paşa'dan transfer ettiğimiz Muharrem'i gönderdik. Yerlerine de Kafkas Spor'la bağlarını koparmış olan herkesin de tanıdığı İzzet Kaya'yı. Evet. Ve gene Bursa Spor altyapısı Oyak Rano'da 3. ligde senelerce oynamış. Bağlarbaşı'nın kaptanı stoper Oğuzhan'ı transfer ettik. Çok değerinde 2 tane transfer. Çok kısa sürede de uyum sağladılar bize. Hedeften hiçbir şekilde uzaklaşmayan hatta daha bir artıyla başlayan bir Kurtuluş Spor. Çok da iyi durumdayız. Yani ben sezon başı takıma bu kadar inanmıyordum. Çok açık ve net söylüyorum İbrahim abi. Evet, ben de sizin 2 maçı izledim. Evet. Burada hem Kafkas hem Yenice maçı. Diğer maçları hep İnegöl Spor maçlarına evet, gittiğimiz evet, için sıkıntı oldu, izleyemedik. İnşallah İnegöl Spor maçları yokken evet, bu hafta herhalde maçlar ertelenmezse evet, yani Cuma'ya kadar kar diyorlar. Cuma zaten Cuma günü belli olur. Evet. Oynayıp oynayıp. İnşallah Yenice sahasında oynanacak aynen, olan maça geleceğiz. Televizyon olarak da geliriz. Hem görüntü çekme güzel açısından. Şimdi transferleri yaptınız. İlerideki hedefler nedir sizin? Yani şey olarak söylüyorum. Yani playoff'a ben açıkçası sizin aranızdaki yapacağınız maçların durumuna göre burada kendim bizzat yazıp ve söyleyeceğim. Eskiden evet, Ahmet Başkan gelirdi, evet, Ahmet Mestan. Evet. Biz burada hep yazardık, koyardık bir yere. %80 tutturuyorduk. Evet. Yani İnegöl takımlarının playoff'a kalıp kalmayacağını. İlk 3-4 hafta İnegöl takımları biliyorum. Evet. Biz Yenice ile başlıyoruz. Burada 2 takım ben çıkacak diye bakıyorum. Yani playoff'a kalır. Bunlar birbirlerinin arasındaki oynayacağı maçlara bağlı. Evet, biz Yenice ile oynuyoruz. Çok fazla fark yok aralarında. Biz 18 puan ikinci sıradayız. Kafkas Spor ve Yenice Spor 16 puan var. Evet. Biz ilk hafta Yenice ile ikinci hafta Kafkas Spor ile oynuyoruz. Yani bu 2 maç biz kazanırsak büyük ölçüde rahatlayacağız. Kaybedersek işi zora sokacağız. Bizden sonra da Yenice ile Kafkas oynayacak. Yenice Kafkas oynayacak. Ondan sonra da sizin rakiplerinizle sürekli oynayacaklar. Tabii, tabii, belki en büyük avantaj sizin olacak. Yani evet, yenerseniz evet, evet, ya da bir beraberlik, bir galibiyet alsanız da evet, o yeter gibi. O önde. Yani biz Yenice maçıyla ilgili ya da Kafkas maçıyla ilgili Kafkas Spor'u ne yapıp ne edip içeride yenmek istiyorum. Neyle ilgilenmek istiyorum? İnegöl'de bir derbi var.
Kurtuluspor, Kafkaspor derbisi. Evet. Ben teknik direktörlük deneyimimde, teknik direktörlük ilk yılında ilk derbimi kaybettim Kafkas'a karşı. Belgeyi aldınız herhalde, aldım, değil mi? Geçen sene almıştım belgeyi. A belgesi mi aldınız? B aldım. B aldın. Evet, yavaş evet, yavaş evet, devam edecek o zaman. Zaten futbolu bıraktıktan sonra ilk alabildiğimiz C ve B var. Evet. Direkt B'ye girdin, biz aldın. Biz uzun yıllar üstü taraf oynadığımız için yani maç sayısına anladım, size ona göre değerlendim. Milli oldu. Milli avantajınızı da kullanalım. Bundan sonra size ilgili A lisansını tabii. İnşallah ben istiyorum İnegöl'den yetişmiş çocukların hepsini. İnegöl'de hatta bütün amatör takımlardaki antrenörlerin belgesiz çıkmasınlar evet, istiyorum sahaya. Yani dedikodu olmasın. Bursa'da çok dedikodular oluyor. Yani ben birkaç kez Köksal Hoca'yla Bursa'da gittik, oturduğumuz yerlerde falan hep söylüyorlar. Şikayet edeceğiz İnegöl'deki işte takımları. Hep başkalarının belgeleriyle çıkıyorlar. Belgesiz çıkıyorlar. İşte alt gruplarda da var bu sıkıntı. Evet, var. Ondan dolayı yani olmasını istemiyorum ama tabii onlar da kayıt yaptırmışlar ama federasyondan bekliyorlardı. Belli şimdi bir tarihler olacak. Sokuldu. Şimdi sıraya sokuldu. Sırayla puanlama. Puanlamalar oynamışlığa göre böyle bir sıkıntı var. Yani öncelik hep oynamışlar. Futbol oynamışlar. Üniversite mezunlarının öncelikleri var. Futbol oynamamış. Mesela bugün başvurmuş bir antrenör adayı. Süper Lig'de ve PTT 1. Lig'de sallıyorum 50-50 maçı varsa 10 sene evvel başvurmuş. Onları ön plana alıyorlar. Önüne geçiyor diye. Amatörlerin de evet, önüne geçiyor. Maalesef böyle bir sistem var. O zaman ben bekleyeceğim galiba. Bir süre. Benim 1150. sıradaymışım. 150 ise 1150. 1150 ise önümüzde bir herhalde Haziran Temmuz gibi. Kurslar işte 25. Yani. Haziran Temmuz gibi dediler ama bakalım yani bir görüşmeler bize yapacağız herhalde. Bu işler böyle şeyli oluyor herhalde. Varsa görüşmeler olacak herhalde. Yalçın hocamız da geç kaldı. Hava muhalefeti var. Evet. Bilmiyorum arkadaşlar reklam var mı bilmiyorum yok mu? Bir iki dakikalık bir reklam var. Reklamlardan sonra gireriz. Programımız uzun sürecek. Şimdi İzzet'in yaşı 36 mı? 36'ın üzeri. 36-37. Yani biz haftada çalışıyoruz. Yok canım o maşallah 20'lik genç çocuklar. Yani şu an hepsini taş çıkartacak. Şu var şimdi Kafkas'ta izledim onu da izledim. İzzet'e getirdiği topları eğer tıklayabilseler ben bu kadar top geldiğini sağ taraftan yap tıklayabilse adam santrafor gol evet, aslında santraforları Kafkas'ın eski tecrübeli bir oyuncu. Tabii. Ama göstermiyor işte. Savunma oyuncuları tekte hemen müdahaleyi yapıyorlar. Atamıyorlar da. Önüne de düşse boş kaleye de atamıyor. Kafkas'ın bir sıkıntısı o vardı yani. Ben bunu kendilerine de bizzat söyledim. Bir antrenör değişikliğine gittiler. Aslında bir yenilgiyle gitmemeleri lazım ama tabii yönetimin tasarrufu. Yönetimin tasarrufu bir şey diyemezsin. Yapacak bir şey. Evet. Tabii o süreç nereye kadar o duruma geldi, ne etti onu artık onlar daha iyi biliyor. Biz bilmiyoruz. İzzet'in sağ taraftan çok büyük katkısı vardı. İşte o katkılarda forvet elemanları atamıyor, stoperleri goller atıyorlardı. Evet. Kafa hakimiyetiyle. Şimdi sezon başı Kafkaspor takımının oyun planı, oyun kurusu İzzet'in getireceği topları çok elverişli bir takım değil. Şimdi bizim takıma baktığımızda ön tarafta hava hakimiyeti çok iyi olan Mert. Evet. Onun alternatifi diye gördüğümüz bana göre bu ligin Ufuk. Yani şu an alternatif durumunda ama iki tane uzun pivot oyuncumuz var. Artı Murat Göğen diye bir oyuncumuz var. Milli oyuncu. Senelerce Bal Ligi'nde, üçüncü liglerde de süper amatörde oynamış. Geçen sene 12 tane gol atmış. Elmas Bahçe'de şampiyon olan. Bu adamın da hava topu hakimiyeti iyi. Ve bizim şimdi 3 tane önde oynayan oyuncumuzun 3'ü de İzzet'e ve kenarda oynayan Serkan'a çok elverişli bir takımız şu an. Yani evet, bizim takım şu an eğer ki oyunu kanatlara yayıp oradan getireceği toplarla, isabetli ortalarla işi bitirme noktasında bence çok avantajlı durumdayız. Peki şimdi siz diyorsun ki ben İzzet'e ve Serkan'a yönelik bir evet, sistem kuracağım. Evet. Daha önce nasıl bir sistem var? Biz açıkçası sezon başı ben şey maçında hiç beğenmemişim siz Yenice maçında. Evet. Abi ikinci yarı biraz i̇kinci sanki toparladınız. Daha iyiydi, daha evet, iyiydi evet, ama hele ilk yarı hiç beğenmemiştim. Evet, kötü yani, bir oyun sergilemiştik. Tabii ligin ilk haftası yani çok ölçü değildir aslında. Kötü başladık yani, maça. Şimdi şöyle, ben aslında sezon başı geldiğimde Süper Amatör Ligi ve Profesyonel Ligi ile alakalı olan ayrımı pek ayırt edemedim açıkçası. Tabii canım, yani profesyonel liglerdeki sistemi uydurmak çok ben gelip kolay değil. Daha yani önce yaşadığım... Belki kafanda oradaki evet, bir şey vardı, kurgu vardı. Şablon vardı. Evet.
O şablonu sahaya yansıtmak, o sistemi ve oyun planını uygulamakta çok büyük sıkıntılar yaşadım. Sonra kendi bildiğim, doğru bildiğim işten de vazgeçtim. Böyle bir sıkıntı oldu. Öyle olmaz. Ben sezon başı geldiğimde uzun yıllar bu işi yapmış biri olarak doğru bildiğim şeyi bir kenara atıp burada uygulamaya çalıştım. Çok pas yapan, topu rakibe vermeyen, devamlı topu ayağında gezdiren ve rakibin açığını arayıp gol yapmaya çalışan bir ekip hüviyetinde bir şey çıkarmayı planladım ortaya. Ama hiç beklediğimiz, istediğimiz, çalıştığımız ama şeyler çabuk olmadı. Yani görmek için, önemli. İşin 3. 4. haftasında dedim ki bu iş böyle olmuyor. Ne yapabiliriz? Ön tarafta 2 tane uzunumuz var. Topu rakip kaleye en kolay şekilde götürebilmek amacıyla dedik ki uzun oynayalım. Mert ya da Ufuk kim oynuyorsa topu tutsun, saklasın. Ondan sonra dedik ki ön tarafa çok çabuk çıkıp işi orada çözümleyelim. Doğru. Çabuk görmüşsün. Bu lig böyle bir lig maalesef. Ama diğer takımlar işte senin dediğin gibi beni bozdu. Ya ben oynamaya çalışıyorum sezon onlar başından beri. Biz şimdi alıyoruz, savunmayı diyoruz ki sakın vurmayın kardeşim. Vurmayın, işi güzel yapalım, doğru oynayalım. Gol yiyorsak öyle yiyelim dedik. Dedik ki stoperlerimiz açıl, top al, beklerimiz önde oyna. İki bekimiz gerekiyorsa atağa çıksın. Bir baktık, biz oynamaya çalışırken rakip aldığını şişiriyor. Bütün oyun sistemimiz seni bozuyor. Tam alıyorsun, geliyorsun. Taça atıyor, korner atıyor, oraya atıyor, buraya atıyor. Bu sefer bakıyorum paslı olmuyor. Adam da artık, futbolcu da artık bir yerde hocayı dinlemiyor. Kafasına göre. Ondan sonra dedik amatör ruhlu oynayalım İbrahim abi. Dedi ki amatör ruhlu. Önce iyi mücadele edelim. Kazanmaya çalışalım. İstek ve arzumuz bu yönde olsun. İşin öbür tarafında zaten yetenekli bir takımız. Dedik ki bu işi bitirebiliriz biz. Yani önde illaki gol buluruz. Önce dedik savunma işini iyi yapalım, doğru yapalım. Önce oyun kurgumuzu savunma üzerine planlayalım. Dedi ki ondan sonra biz işi zaten neticelendiriyoruz. Ve nitekim de öyle oldu. Sonradan Gemli'ye yemlik de gittik yani geldik içeride Gürsü'ye 4 attık. Fethiye'yi yendik, araba yatağını yendik. Onun öncesinde Cihan Spor'u yendik. Son 5 maçın, 6 maçın 5'ini bu şekilde kazandık. Evet yani Gürsü'yü tam en önemli durumda, Gemli'yi önemli durumda. Yendiniz zaten ondan sonra form tutmaya başladı takım. Keşke ara olmayaydı. Aynen öyle biz de öyle düşünüyoruz. Bir hava yakalamıştık. Eskiden yoktu ama böyle. Evet. Ara yoktu. Bir de biz... son hafta dinlendiğiniz için o da aynen, sıkıntı aynen. oldu. Keşke ara olmasaydı o hızla, o moralle İşi götürebilirdi. Daha evet. Evet bir ara verelim. Tamam. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız.